Arkadaşlar merhabalar. Şimdi budama işlemini beraber yapalım. Kabımızı ayarlayalım. Şu rotalaları budamayı düşünüyorum. Budama makasında çok sık kullanmıyorum ama şimdi kullanacağım. İnşallah higrofilo gibi yanlış yeri kesmem. Önceden higrofilonun ortasından kesmiştim. Yaprakları az çıkıyor. Işıklandırma olmasına rağmen. Sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Belli seviyeden bulacağım arkadaşlar. Bir iki dal kaldı. Şu balıklar çekilse, çekelim bakayım canlarım. Kur'an'ı elime saldırıyor. Sizleri birazdan yemleyeceğim canlar. Şu higrofilayı da bulayım. Belki çıkar. Arada zeytin olması lazım. O da gitti. Evet. Şöyle bakalım. Şu söğüt olması lazım. Bunları komşuya vermeyi düşünüyorum. Budadığım bitkileri. Biraz yaprak yok ama bunları diktiğiniz zaman çıkıyor tekrar. Saptan ibaret olanları atabilirim. Canım çekil, betacığım maşallah. Şu higrofilo bitkisi çıkıp duruyor. Bunu da bir taşa bağlayıp o şekil dikeceğim. Sanırım higrofilo. Bunu yanlış söylediysem lütfen düzeltin. Burada ışığı açayım bakayım. Yakında sürpriz kargo çalımlar gelecek. Şimdi ışık daha iyi herhalde. Evet, az önce açmayı unutmuşum. Budamaları da şöyle bir kenara atacağım. Kovaya su koymadım çünkü alanım dar. Hani dökülürse etraf batar. Birazdan su da koyabilirim. Hatta benim şişem vardı. Bunun içine koyup komşuya teslim edebilirim. Budadığım rotaları. Yalnız bunların yaprakları gitmiş. Çıkar mı tekrar bilmiyorum. Olmazsa az önce dediğim gibi sadece daldan ibaret olanları alırım. Şunu şimdilik ellemeyeceğim. Ceratopteris çok küçüktü. Maşallah yani ışığı görünce bayağı bir büyüdü. Sumercimekleri de aşırı çoğaldı. Aşağıya mı diksek ya? Şöyle bu da bir çeşit higrofilo. Aşağıdan kesebilirdim. Tepeden kestim şöyle. Saptan bir şey çıkacağını sanmıyorum ama şunu şöyle bir diksin bakalım. Belki kök yapar şöyle. Kovboy filmlerinde çölde böyle yer bitkiler oluyor. Onun gibi böyle bir şey yapabilir. Almasam iyiydi ama bir hata yaptık. Başka alınacak var mı? Yine yanlışlıkla keserim diye korkuyorum. Çok müdahale etmek istemiyorum. Şunu alalım şuradan. Bunlar bir de budamadınız mı? Aşağıda yapraklar çürüyor. Komple geldi. Olsun gelsin. Çok fena yosun olmuş. Bakın kıl yosunu. Kıl yosunu ben çok takmıyorum ama fazla da olursa tabi görüntü olarak hoş olmuyor. Yoksa bir zararı yok. Arkada bakın lisimaçiyalar var. Bunlardan bir cacık olmaz. Bunları sonra kepçeyle alırım. Bunları vermeyeceğim. Bir de kıl yosunu bulaştırmayalım. Komşuya gene söylerim ayıklasın içinden. Ona göre dikeceği varsa diksin diyelim. Şunlar verilecek. Atılacak olanlar da var. Müsaadenizle bunları bir ayıklayayım. Arkadaşlar, arada kısa bir zaman zarfında toparlayabildiğim yaprakları, dalları topladım. Tabi birazdan kepçeyle yüzeydeki yaprakları da alacağım. Kalabilirdi, hani doğal döngüde sıkıntı olmaz. Çürüse bile bitkilere gübre olur. Tabi dalları, işte yosunda olan parçaları önce çöpe atacağım demiştim ama bunlar organik atık, sonuçta gübre olsun. Aşağıda apartmanın bahçesine atarım diye düşündüm. Bu şekilde biraz daha görsellik iyi oldu. İşte dediğim gibi rotalalar biraz yosunlandı ve yapraklar cılızlaşmıştı. Şu altta mikralar var. Kendi çapında eğleniyorlar. Şu ceratopterisi ne yapacağımı tam karar veremedim. Şurada bir tane kaldı. O şekil kalsın yay gibi. Benim açımdan sakıncası yok. Siz de kendi zevkinize göre budama yapabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş. Canavarlar acıkmış birazdan bu
canavarları maşallah besleyeceğim. Aşağıya diktim iki tane o higrofilayı. Komşuya da vereceğim ama söyleyeceğim, yosunlu olanları bahçeye atsın, gübre olsun diyeceğim. Şimdi size şeyi gösterecektim, su mercimeklerini. Şimdi burada su mercimeklerini aldım, üstteki saklama kabına koydum. Üstteki saklama kaplarını biliyorsunuz. Maşallah şurayı zaten biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şuraya bakın. Burada çürüdü, ışık mı yetersiz geldi, ne oldu? Tam anlamadım. Burada biraz sarardılar. Ama şurada da muazzam su mercimeği mevcut. Su eksildikçe tamamlıyorum arkadaşlar. Burada ne yapacağım, bu saklama kabına karar vermedim. Şimdi su pireleri var. 3-5 tane yaşıyorlar. Burada takılıyorlar. Aşağıdaki akvaryumdaki su mercimeklerini sizlere göstereyim. Ben topladıkça çıkıyorlar maşallah. Işığı kuvvetli gördükçe topluyorum. Eskiden Japon'um vardı. Japonlara veriyordum su mercimeklerini önceden. Tabi o zaman YouTube'da video çekmiyordum. Malaj ciklitlerim olsaydı bunları da malaj ciklitleri verirdim. Salata niyetine tüketirlerdi. Şöyle göstereyim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Böyle bir bitkili akvaryum. Eta kaplarını göstereyim. Biraz ortalık dağınık, kusura bakmayın. Bakın. Yavru salyangozlar var. Adi salyangoz. Biyolojik döngü devam ediyor ama buraya bir fırsat bulup biyolojik sünger eklemedim. Acelem yok. En yakın zamanda biyolojik sünger ekleyip döngüyü başlatacağım. Burada döngü oluştu sanırım. Nos ekledim. Anubias glabra. Şu şekilde Anubias glabra. Ceratopteris. Talikroites var. Arkada da gene higrofila var. Burada kurulum devam ediyor. Bakın bunun tepesi de maşallah su mercimekleri şekil, önümden çekil oldu. Düzenleme yaptığım için dağınık, tekrar kusura bakmayın. Bakın buradaki mostların bir kısmını yukarı aldım ama hala ürüyor. Su mercimeklerini bayağı bir seyrelttim. Şuraya gelecek olursak leopar vatozumuz çalışıyor. Bakın rotolalar görünmeye başladı. Buradaki rotolalar az önceki bitkili akvaryumdaki rotalardan daha iyi gelişti gibime geldi. Lysimachia numularia var bakın. Şu sanırım o da Lysimachia numularia olması lazım, şu öndeki. Eğer yanlış söylüyorsam lütfen yorumlar kısmında düzeltin. Mikralar var. Büyüyorlar. Yani büyüyünce de koyacak yerim olmuyor leopar vatoz. O yüzden bir tane aldım. Keşke 3-4 tane daha alsaydım. Daha hızlı çalışırlardı. Burada da turuncu lililer büyüdü. Yavru size gösteremeyebilirim. Bakın şurada parmağımcın ama ben görüyorum. Siz göremeyebilirsiniz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu şekilde bitkili akvaryum son durum. Bu şekilde. Sonra su mercimekleri baş belası mıdır değil midir tarzında bir video çekeceğim. Ve su mercimeklerini de bir kaba alacağım. Gerçekten çok faydalılar ama çok arsızlar. Bu konuyla ilgili video çekeceğim. Katkılarınız varsa lütfen katkılarınızı yorumlar kısmında yapınız. Eleştiriniz varsa yazınız. Like tuşuna basmayı unutmayınız. Ben istatistiklere baktığımda YouTube kanalıma abone olmayanların da izlediğini görüyorum. Lütfen abone olursanız sevinirim. Bakın rahatsızım. Üzerinize afiyet. Biraz soğuk algınım var. Hastalık falan dinlemiyorum. Sırf bilgi amaçlı içerik üretmeye çalışıyorum. Bakın videoyu sonlandırmadan önce arkadaşların yosunları nasıl yediğini de görün. Maşallah. Mavi jeliler götürüyor. Belki bunları sonra erişkinleri ayırabilirim. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Balıklarınıza, canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.